Yeni bir videodan herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde işletmeler için dijital kanalların ne kadar önemli olduğunu acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Bu videoda çok güzel haberler vereceğiz. İnanılmaz bir Anadolu turumuz başlayacak. Türkiye'nin farklı farklı bölgelerine gideceğiz. Türkiye ofisindeyiz ve Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Bey şu anda yanımda. Mehmet Ketiloğlu ile beraberiz. Mehmet Bey, öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Ben buraya gelmekten dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah buraya birçok izleyen kişi gelir. Burada güzel etkinlikler oluyor. Harika bir ofisiniz var. Şimdi teşekkür ben ederiz. Bir konuya geçmek Tabii. istiyorum. Bizim için KOBİ'ler, işletmeler, esnaflar diyorum çok önemli ve onlar için harika bir sürprizimiz var. Bu sürprizi açıklayarak başlayalım. Şimdi biz Türkiye'de 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz dönemde ana misyonumuz hep dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'nin yanında olmak oldu. Şimdi bu ne demek? İşletmelerin küçüklü büyüklü ölçeği fark etmeksizin bütün inovatif ürünlerimizle ve servislerimizle beraber onların daha verimli etkin pazarlama yaparak işlerini büyütebilmeleri, yeni müşteriler kazanabilmelerini sağlamak, aynı zamanda bireylerin dijitalleşmesini güvenli olarak yapmalarını sağlamak, nitelikli insan gücünün yetişmesini sağlamak ve bunun yanı sıra girişimcilik ekosisteminin de genişlemesini sağlamak üzerine bunu katkı vermek üzerine bunu odağımıza aldık ve bu konuda da neredeyse 2006'dan beri faaliyet gösteriyoruz. Bu özellikle KOBİ'ler, küçük işletmeler ekonomimizin atar damarı. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin dijitalleşmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesiyle ancak mümkün. Bugün nereden baksanız Türkiye'deki kayıtlı işletmelerin içerisinde %90'ından fazlası KOBİ'ler. Ve bizler buna yönelik de özellikle gördük ki pandemi döneminde de en çok etkilenenler hizmetlerini sunamadıkları için, hizmet kesintisine uğradıkları için bizim esnafımız oldu. Ve biz o dönemde işbirlikleriyle beraber 2020'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Ticaret Bakanlığımız ve aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile işbirliği içerisinde dijitalleşerek fark yaratan esnaflar programını lanse ettik. Şimdi bu program nedir? Biraz içeriğinden bahsedeyim. Küçük işletmelerin, özellikle düşünün ki restoranların, hiçbir dijital varlıklarının olmadığı ortamda tüketicilere ürünlerini, hizmetlerini buluşturabilmeleri mümkün değildi. Biz onların yetkinliklerini arttırabilmek, dijitale taşıyabilmek için işlerini tırlarla neredeyse 20 bin restoranı hedefleyerek Anadolu'da birebir giderek illere eğitimler verdik. Bu sadece buna da kısıtlı kalmadı. 1,5 milyon birey olarak, yani bireyler ya da küçük kurumların dijital varlıklarını geliştirerek, dijitalleşerek hizmet vermelerini sağlayacak altyapılarını, varlıklarını geliştirmelerine odaklandık. Tabii ki bu dönemde finansal olarak çok zor durumda kalan işletmeler de vardı. Teskile beraber onlara bir hibe, parasal olarak da destek verdik, bir 500 bin dolarlık, ama toplam 12 milyon dolarlık bir kredi de alamıyorlardı. Yani onlara da artı reklam hibeleri de verdik. Hem kamuya hem KOBİ'lere bu sayede yaklaşık 12 milyon dolarlık bir paketi sunduk. İnanılmaz. Ve ben inanın o dönemde kaç tane örnek gördüm. Bilfiil kendim de Taksim'deki bir şekercinin, 90 yıllık şekercinin bu sayede ürünlerini tüketiciyle buluşturabilmesini gördük. İnanılmaz hikayeler var. Bir terzini düşünün, yok onun için kızı Google işletmen profili üzerinden dijitalleşmesini sağlayarak müşteri kazanımını sağlamış, bana LinkedIn'den teşekkür mesajı attı. Gerçekten çok ilham verici örnekler var. Bu arada listemde ülkemizin farklı farklı bölgeleri var, illeri var. O illere bakıyorum, mesela uğrayacağımız iller arasında Osmaniye var, Çorum var, Bursa var. Bu illerdeki esnaflarımız tam bir başarı öyküsü ve ben o esnaflarla tanışmak, onların hikayelerini dinlemek için sabırsızlanıyorum. Mesela Mehmet Bey, içlerinde bazı esnaflarımız var. Dijitalleşmeyi çözmüşler. Dijitalleşmeden kastım da en önemli adımlardan bir tanesi Google işletme profili. Bunu birazdan anlatacağız. Onu açtıktan sonra şöyle bir sonuca varmışlar. Gelen müşterilerimin %80'i dijital kanaldan geliyor ve biz çok mutluyuz diyen esnaflarımız var. Onlarla tanışacağım. Şimdi onlara sunulan bu hizmet inanılmaz önemli. Biz bunu kendi ofisimizde de kullanıyoruz. Shiftlit.net ofisinde de kullanıyoruz. Coworking space'imiz var. Orada da kullanıyoruz. Google işletme profili nedir? Kullanması zor mudur? Hangi amaca hizmet eder? Çok basit olarak bir işletmenin, bir KOBİ'nin, yerel işletmeler Türkiye'de kendi işletmesini tüketici ile nasıl
buluşturacak. Google işletme profili temelde herhangi bir yerel işletmenin, KOBİ'nin kendi işletme profilini tanımlayarak Google'a, yani işletmesinin ismini, ne ürünler içerdiğini, varsa web sitesini, adresini ve bir tanımıyla, içeriğiyle bunu oluşturduğu zaman tüm Google'daki yerel aramalarda ve hatta haritalarda tüketiciler tarafından bulunabilmesini sağlıyor. Onların bilinirliğini arttırıyor ve onların yeni müşteri kazanmasını sağlıyor. Örnek vermek gerekirse ben mesela bu cam atölyelerine ya da ebru sanatlarına falan merakım var. İşte aradığım zaman hiç bilmediğim, tanımadığım kurumların listesi arama motorunda karşıma çıkıveriyor. Haritada da çıkıyor. Ve buradan üstelik bir de skorlama, tüketiciler gittikleri zaman oraya bir yorum yazabiliyorlar, bir skorlama yapabiliyorlar, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu da diğer arayan tüketiciler için de bir ilham kaynağı oluyor. Aa, ben bu şekilde, benim gittiğim berberim bu sayede yeni müşteri kazandığını söylüyor. Şimdi bu ücretsiz tamamıyla bu çözüm. Bütün KOBİ'ler esnafımız için, tüm işletmeler için ücretsiz. Ve şunu söyleyeyim, belki KOBİ'lerimizin ve bunu kullanmayı düşünen esnafımız için akıllarda şu kalsın. Bu tip aramalar Türkiye'de şu anda 18 milyondan fazla. Google'ın kendi içgörüleri de destekliyor. Ne kadar sürede? Yıl içerisinde? Bunlar büyük ihtimalle aylıktır. Tamam. Bu çok büyük bir hacim. Yani çok büyük bir hacim. Olmaz. Ve biz şunu da görüyoruz. Zaten bu yüzden de Konda ile bir araştırma yaptık. Özellikle işletmelerin ne kadarı interneti etkin kullanıyor, dijitalleşmeyi etkin kullanıyor, dijital varlıklarını etkin kullanıyor. Bunun üzerine bir tespit amaçlı. Hem de diğer KOBİ'ler için de bir, özellikle dijitalleşme yolculuklarında kendilerine farkındalığı arttırabilmek için, buna hız vermeleri açısından da bir veri olsun diye bu araştırma yapıldı Mayıs 2024 tarihinde. Sizin de dediğiniz gibi yani çok gerçekten göz açıcı tespitler mevcut. Türkiye'de neredeyse 1 milyondan fazla işletme şu anda kullanıyor Google işletmen profilini. Ve 2022'de de yapılan bir araştırmada da bu Google işletmen profilinin ile KOBİ'lerin büyümesine katkı gayri safi milli hasıla içerisinde neredeyse %1. İnanılmaz. Çok bu ciddi arada bir rakam. Ben Google işletme profilini şuna benzetiyorum. Bir bebek doğduktan sonra nasıl bir sertifika alıyor, kimlik alıyorsa hastaneden. Buradaki Google işletme profilini ben bir işletme için o kimliğe benzetiyorum. Dijital olarak varsan yapman gereken ilk adım, yani sosyal medya hesabı daha açmadan, herkes ilk önce sosyal medya hesabını açalım diyor. Bana soracak olursanız yapılması gereken ilk adım Google işletme profilini açmak. Daha sonrasına bakarız. İlk adım bu. Eğer o varsa varsınız. O yoksa yoksunuz. Çünkü hem Konda'nın hem de Deloitte'nin araştırmaları inanılmaz. Milyonlarca aramanın içerisinden bir pay almak istiyorsanız ilk adım Google işletme profilini açmak. Hiç merak etmeyin. Milyonlarca esnafımız bunu yapmış. Hatta içlerinde öyle esnaflar var ki tanışmayı dört gözle beklediğim ve onların memleketlerini ziyaret etmek istediğim. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu arada bizi izleyenler arasında, abi ben de Google işletme profilini kullanıyorum, gel bizim de mağazamızı, dükkanımızı ziyaret et diyenler varsa onları da bulundukları illeri yazarak lütfen aşağıda yorum olarak eklemelerini rica ediyorum. Gerçekten bunu anlatmamız lazım Mehmet Bey. Neden? Çünkü sizin elinizdeki sonuçlara biz bakıyoruz. Çok önemli paydaşlarla beraber araştırma sonuçları elde ediyorsunuz. Gayri safi yurt içi hasıl doğrudan etkisi olan, ekonomimize katkı sağlayacak müthiş adımlar var. Yapılmış örnekler var. Çok önemli. Bir parçası olduğunuz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Google Türkiye yeni vermiyor bu desteği. Ben en başından beri bu yolculuğu takip ediyorum. Size ne kadar teşekkür etsek az. Çok teşekkürler. 2014 yılında bizim getirdiğimiz bir ürün ve gerçekten hani Konda'nın verileri de şunu gösteriyor ki %80'leri aşan oranda bunun faydasını gördüğünü söyleyen işletmeler var. %40'ları aşan oranda bilinirliklerini arttırdıklarını, yeni müşteri kazandıklarını, hatta gelirlerini arttırdığını söyleyen KOBİ'ler var. Ben KOBİ'lerimize buradan son bir mesajla şunu vermek isterim. Ne tavsiye eder? Artık tüketicinin ve kendilerinin de, çevrelerinde de, ailelerinde de artık dijitalleşmenin çok ciddi bir farkındalığı oluşmuştur ve şunu bilsinler, tüketiciler artık eskisi gibi bir yere gideyim bir şey alayım derken, yani bir direkt olarak bir dükkana gitmeyi tercih etmiyor. Öncelikle bu araştırma safhasında neredeyse bizim yaptığımız bugüne kadar araştırmalar %90'ı aşan oranda tüketicilerin online, internet üzerinden bir araştırma yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla işletmelerin kendi ürünlerini, hizmetlerini online'da bulunabilir kılmaları için bu Google işletmen profili oldukça hem ücretsiz hem de onlar için çok faydalı. Bunu muhakkak değerlendirsinler. İkincisi, dijital varlıklarını muhakkak
muhakkak geliştirsinler, bunu hızlandırsınlar. Bizim birçok dijital okur yazarlığı arttırıcı programlarımız var, eğitim programlarımız var, dijital atölyeler var. Onları muhakkak kullansınlar ve bunun faydasını göreceklerdir. Mehmet Bey, ben biraz istatistik verebilir miyim? Şu anda bu videonun yayınlandığı bir diğer Google ürünü olan YouTube kanalımızın istatistiklerini paylaşacağım. Ayda yaklaşık 30 milyona varan izlenmelerimiz var. Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji YouTube yayını olarak şu anda bu videomuzu platformumuzda yayınlıyoruz. Ben buradaki analytics verilerine bakıyorum Mehmet Bey. 18-35 yaş arası yaklaşık bizim %65'lik bir kesim oluşturuyor. Sonra onların davranışlarını inceliyorum. Mesela örnek veriyorum. Şu anda biz Büyükdere Caddesi'ne çok yakınız. Buradan bir taksi çevirecek olsa bizim takipçimiz şöyle bir tercihte bulunuyor. El kaldırıp beklemek yerine cep telefonunu çıkartıyor ve olduğu noktaya bir taksi çağırıyor. Bir başka örnek veriyorum. Bir kafede bir şeyler içtiler, yediler. Ödeme yaparken kredi kartı ya da nakit yerine bir QR'la ödemeyi tercih ediyor. Şimdi yeni nesil bu alışkanlıklara sahipken esnaflarımızın yeni nesli müşteri olarak kazanabilmeleri için, misafir olarak kazanabilmeleri için bu dijital kanalları mutlaka kullanması lazım. Google işletme profilini kullanan esnaflarla telefonda görüştüm. Merhaba dedim, ben Hakkı Alkan. Şiftelit.net'ten sizi arıyorum. Yakında dedim sizin dükkanınızı, mağazanızı ziyaret edeceğim. Onlar çok mutlu oldular. Teknolojiyle aranız nasıl dedim. Çok iyi olmasa bile bu işletme profilini kullandıklarını söylediler. Yani kullanması da çok kolay. Ben buradan bizi izleyen kişiler biraz power user olarak adlandırıyorum Mehmet Bey. Etrafına yön veren kişiler, genç arkadaşlar oldukları için siz zaten konuyu biliyorsunuz ama etrafınızdaki esnaflara senin Google işletme profilin var mı diye sorun. Eğer yoksa da onlara bunun nasıl yapılacağını lütfen gösterin. İhtiyaç duyduğunuz bütün linkleri videonun açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Şimdi bu efsane ofisten müsaade isteyeceğiz Mehmet Bey. Ben çok teşekkür ederim ama videomuz devam ediyor. Neden? Buradan Ankara'ya doğru hareket edeceğiz. Bu konudaki bir diğer paydaş olan TESK'i ziyaret edeceğiz. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Esnaf ekonominin barometresi. Kısaca tarifi, ekonomide canlı, hayata dokunan insanlarla hem fiziki hem alışveriş yapılan sistemin en güzel temsilcisi. Ahilik kültüründen beri gelen, yani şimdiki konum itibariyle Cumhuriyet döneminde de TESK, ahi kültürünün devam ettiği, idame ettiği en güzel örneği. Ve burada esnafın rolü küçük orta boy KOBİ işletmelerinin tamamını içinde kapsayan 13 Federasyon 82 birlikle TESK çatısının altında 415 mesleğin buluştuğu bir nokta. Önemli bir bölümü bildiğiniz üzere hizmet üreten, aynı şekilde üreten, el sanatlarının geleneksel yapının dokunun bozulmadan bugüne kadar getiren bir teşkilat. Tabii esnaf deyince akla şu gelir. Ticaretin her nevi iş yapan mutlaka bir esnaflık kültürü, esnaflık bilgi ve becerisi olur. Biz bunu tabii Google'la bir yaptık. 20 ilde bununla ilgili donanımlı bir tırın üzerinde video gösterisiyle oradaki esnaf ve zanaatkarın özellikle kıraathane kahve kültürünün kafe kültürüne geçiş sürecinde pandemide önemli bir esnafla hem vatandaşların hem de esnafların buradaki yapmış oldukları işlerin deklar edilmesiyle ilgili 20 ilde yaptık. Çok önemli bir değişiklikti. Geleneksel yapı yeni nesil esnafa dönüşümünde tabi Google'un bu aracılığıyla milyonlara ulaşma fırsatı bulundu. Yerinde pilot seçilen 20 ilde pandemi sonrası bir hareketlik sağladı. En azından esnaf sanatçıların tacı tanıtımı ile ilgili değil, yaptıkları işle ilgili de vatandaşların bilgilenmesini sağladı. Önemli bir hizmetti. Onunla birlikte tabii bu iller böyle yurdun dört tarafına temas edilecek yoğun nüfus olan bölgelerde dahil olmak üzere iyi bir çalışma modeli oluşturuldu. Dijitalleşme tabii bu bir süreçti. Yeni nesil esnafın yeni teknolojileri hem kullanması hem de müşteri memnuniyeti öne çıkarabilecek atakların yapmasının lazım geldi. Tabii pandemi dünyada vardı ve ülkemizde de biliyorsunuz her şeyin bittiği noktaydı. İnsanlar sokağa çıkamıyor. En yakındaki esnafı tanıma olanı aldı Google'un sayesinde.
Birlikte çünkü evinin altında çiçekçi var ama 3-5 kilometre öteye gidiyordu. Veyahut yani evinin altında lokanta var, veyahut bakkaliye var, veyahut kuru temizlemeci var. Artık seyahat kısıtlamaları ile ilgili önemli bu dijital modelin uygulanması başlandı. Tabii o dönem biliyorsunuz sadece bunlar değil, birçok sektör türedi burada. Şimdi biliyorsunuz 1 milyona yakın motorla bu hizmeti evinize kadar getiren ama geleneksel yapıda esnafın bu hizmeti daha evvel hanımefendilerin, amcaların, abilerin sepeti sallayarak aldığı bir hizmetti. Tabii modern bir yaşam tarzında. Hatta ben çok umutluyum. Geçen gün Maliye Bakanımızla da görüştüm. Artık yapay zeka geliyor. Bunun üstünde, fevkinde bir şey. Dijitalin de daha üstünde. Tabii sistem aynı ama yapay zekanın her alanda kullandığını, sormak istediğin her şeyin cevabını alabileceğin bir sistem. Ve bu bir başlangıç oldu. Ama ülkemizdeki tabii bu teknolojik gelişim bunları da peşinden sürükledi. Tabii çok önemliydi bu Google'da. Bununla ilgili tabii milyonlara ulaşma imkanı sağlandı. Hem sağlanması da değil, bunun kalıcı olabilmesi için sitelerde daha çok izlenme olanağına sahip olundu. Böylelikle tabii hem kendi müessesesinin hem de Google'ın önemini belirtmeye yeten bir çalışma oldu. Bu işi yapanlar artık internet üzerinden veya işte o ziyaret ettikleri siteler üzerinden satışlarını idame ettirme fırsatı buldu. Böyle önemli bir destek verilmiş oldu. Tabii bunların hepsini yapılabilmesi için Google işletme profili bu arada çok önemliydi. Tabii hemen devreye girdi. Dolayısıyla artık adres sorma, kaçta açılıp kapanma, hangi işin yapıldığını veyahut o müessede ürünlerin, hangi çeşit ürünlerin yoğunlukla arandığı ortaya çıktı. Hem işletmenin gelirinin artmasına bir destek oldu. Hem tanınırlığa hem de tabii biliyorsunuz günümüzde reklamın en kuvvetlisi hızlı iletişimle kaynaklı olan bu sistemli oldu. Biz kendileriyle mutluyduk. Şimdi bir proje daha başlatmak üzereyiz Google'la. Tabii bu Google'ın önemli 20 ildeki izi önemliydi. Tabii bildiğiniz üzere çatı kuruluşuyuz. Evvela bu esnafın ayakta kalabilmesi, unutulan mesleklerin tekrar o mesleklerin icra edilmesi gibi. Önemli. Dijitalleşme tabii bir maliyetle birlikte oluyor. Teknoloji bildiğiniz üzere altyapısının kurulması vesaire. Esnafın buna hazırlıklı bir bütçesi olmadığı için bu tür sitelerden, bu tür kurumlardan destek alıyordu. Google'da aynı şekilde böyle destekleri veren, daha doğrusu eğitimini veren o illerde bizzati nihai tüketiciyle o ürünleri satanın birleşmesi veyahut o ürünün imalatı ile ilgili önemli gelişmeler oldu. Yani nerede ağzımın tadı dediğiniz zaman ve Google'a girdiğiniz zaman görüyorsunuz falan pastanedeki pasta çok önemli benim için. Veyahut orada bir kahve içtim. Hem fincanı, hem kahvesi, hem de ekonomik olanını seçme olanağına sahip oldu. Esnafın haksız rekabetle mücadelesi var. Dolayısıyla tabii dünyadaki örneklerine baktığınız zaman bir iş yeri kurulmadan evvel oradaki sosyoekonomik yapı başta, nüfus ölçeği, müşteri profili ne kadar harcama yapar. Şimdi en güzel kafeyi açıyorsunuz ama bir hafta sonra yanınıza bir kafe daha açılıyor. Dolayısıyla rekabet etme yerine o ürünün batmasına neden olan bir sistem. Yani esnafın geleneksel yapısında 50-60 oğuldan babaya, babadan oğula geçtiği dedelik sisteminin olduğu sistem artık yok. Şimdi artık 3 yıl ayakta kaldı mı çok uzun yıllar yaptım diyebileceği hale geliyor. Görüyorsunuz bir simitçi açılıyor, 4 tane simitçi kapanıyor. Dolayısıyla bunlar milli servetin eder olması. Ama dünya bunu planlamış. Demiş ki kardeşim şu 5. sokakta 2 tane var. Ben sana ne kredi desteği veririm, ne teknoloji desteği veririm. Kendi sermayeyle ayakta kalabilirsen. Veyahut demiş ki senden ben 5 yıl vergi almayacağım. Sen kalkın, istihdama katkı koy, yanında eleman yetiştir. Dolayısıyla ekonomiye katkı koy demiş. Artık geleneksel sistem bitti. Yeni nesil esnafın hayata atılması, iş yeri kurabilmesi için devletin de birçok katkıları oluyor. Yani hem kredi bakımından, hem teknoloji bakımından, hem ortak akıl merkezleri oluşturmak, sanayi siteleri vesaire de çok önemli destekler oluyor. Ama esnafın gerçekten de zaten tek anayasa kitapçığında anayasanın 173. maddesi, esnaf sanatkarın korunması, kullanması, gelişmesi için imkanlar ve teknolojinin kullanması
Kapısı'nın önünün açılması ile ilgili madde var. Hiçbir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda bu yok. Sadece esnaf sanatkar tanımı. Dolayısıyla tabii esnafın da bu çağa, bu teknolojiye, bu bilgi birikimini daha kolay elde edebileceği çağdaş teknolojiye erişmesi lazım. Biz hep onu tavsiye ediyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.